Şimdi transferler vesaire her bir şey yapılıyor ama Ankara 3 şampiyon olamadı. Şimdi Melih Bey'in de her zaman söylediği şöyle bir şey var. İşte başkentinden bir şampiyon takım çıksın. Ankara Gücü'nün için istiyorum diye ifade ediyor. İstediği bu taraftar, bu camiayla Ankara Gücü şampiyon olabilir. Kendisi de belediyenin, başkentin belediye başkanı. Doğal olarak bundan daha tabii bir isteği olamaz. Ama gelişen durum işte yargı süreci vesaire Ankara Gücü'nü Ankara yani Türkiye'de başkentten şampiyon yapamaz bir hale geliyor. Şimdi bu olmaz mı? Olur. Ankara Gücü buna muhtedir mi diyebilirsek yani şu krizleri ve şu sıkıntıları aşar bu camia bir olur ise veya bu oluşum başlarken Melih Bey'in heyecanı, arzusu veya isteği yine Ankara Gücü'nün diğer paydaşları diyelim yani Ankara Gücü'ne gönül vermiş delegeleri, Ankara Gücü'nün bu konuda önderleri bir olup ortaya daha samimi bir projeyle ortaya çıkarlarsa Ankara Gücü 2 sene sonra Türkiye'nin şampiyonu olur. Şimdi... Sayın Melih Gökçek'in ben bu hafta içindeki bir demecini okudum. Bu gidişatla dedi, diyor kendisi. Ankara Gücü her sene bir kategoriye düşerek önümüzdeki dönemde de amatör kümeye düşer diyor. Daha bu hafta içinde bu açıklamasını yaptı. Şimdi, yani tamamen sizin söylediğinizin tam peki, tersi. Peki, Sayın Başkan bunu temenni olarak söylemiyor. Muhakkak kimsenin temennisi olmaz. Şimdi önemli olan yani bu. Cemal Aydın'la ilgili zannedersem bir sıkıntısı var. Yani kulübü sahibini ele geçirmek istiyor, kulübün sahibi olmak istiyor. Onları mı kastediyor yani kendisi? Vallahi şimdi yine söyleyeyim, onu temenni olarak söylemiyordur. Kimse neyi söylemez. Kastettiğini çok ben irdelemek durumunda değilim. O önemli değil. Fakat Sayın Başkanı bu Ankara Gücü takımı, bu kadro emin olun o söylediği gibi bir şey olmaz. Onda rahat olsun. Yani belki kaygısını dile getiriyor. Belki daha çok camiayı biraz daha harekete getirmeye. Belki bakın durum çok kötü. Yani belki onun... Şahsı herhalde en az sizin kadar iyi görüyordur o da. Yani. Tabii o görüyordur. Belki biraz da siyasetçi tecrübesi vardır. Belki böyle yaparak camiayı daha çok takıma sahip tutma düşüncesinde olabilir. Daha çok sahip çıkın olabilir. Ama bizim taraftarlarımız çok güzel sloganlar atarlar. Bazen işte derler enflasyon düşer, hükümet düşer, Ankara Gücü düşmez. Şimdi aslında bu sorunun cevabı bu taraftarımızın sloganında var. Şimdi Ankara Gücü düşmez. Ankara Gücü düşmeyecek. Yani bu konuda Sayın Melih Gökçek de kalbini ferah tutsun. Ben gelecek senenin şampiyonu olur derken elbette bu sene düşmeyeceğinin üzerine konuşuyorum. Daha ilerisi şunu görüyorum. Biz bu yönetimi devraldığımızda Sayın Melih Gökçek ve yönetici arkadaşlar bu yönetime belli konularda yardımcı olacaklarını söylediler. Bu sözlerinde duracaklarında hiçbir tereddütüm yok ve umudum da çok yüksek. Hatta yani umutsuz olmaya gerek yok çünkü şu ana kadar bir talebimiz olmadı. Yani şunu soracağım. Tamam, futbolcular profesyonelliklerinin gereğini yapmalıydı. Evet, ben de %100 katılıyorum. Eğer başka bir takıma gideceklerse de zaten idman yaparak hazır fit gitmeleri gerekirdi ama bu çocuklar galiba aylardan beri para alamıyorlar. 8 aydır. Yani uzun zamandır para alamıyorlar. Ama almışlar galiba. Bugün akşam bugün galiba siz dağıtmışsınız. Gençler Birliği maçının primi olarak ilk kez para almışlar. İkinci, yani çünkü ikinci kez. İkinci kez. Karşılarında bir muhatap var yani. Üçüncü kez de olacakmış. Ha bir araya giriyoruz da. Evet. Şimdi bizi izleyen futbolcular ve profesyoneller var. Çünkü onlar da mail atıyorlar. Sizden övgü dolu sözlerle bahsediyorlar. Onları yayından sonra size... O zaman müjdeyi başkanım bu programdan verecek değil mi? Üçüncü kez ödeme olacak. Üçüncü ödeme ne zaman olacak? Biraz zor sordun galiba başarılı düşünce. Şimdi bu akşam para dağıttınız. Bu futbolcular adına önemli bir gelişme. Fakat yanlışsam lütfen düzeltin. 50 milyon TL gibi bir borç söz konusu Ankara Gücü camiasının. Ve şu an bütün gelirlerine temlik koyulmuş durumda. Yani kulübün bir geliri olması pek mümkün görünmüyor. Zaten federasyon kanalından da hesabınıza yatan bütün para galiba alacaklar tarafından temlik edildiği için direkt paylaşılıyor. Ve futbolcuların önünü görme ihtimali yok. Siz nasıl önünüzü görüyorsunuz ve hani bu kadar Ankara Gücü camiasına hani umut veriyorsunuz?
Sayın Başkanım. Ben, yani çözüm önerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Çok kolay. Ben verilmiş sözlere itibar ederim ve söz verildiyse ya da destek sözü verildiyse bunun yerine getirileceğini düşünürüm. Öyle de olur inşallah. Yani Melih Başkan'ın sözü. Tabii ki. Şimdi bu şöyle. Neden, umut, nasıl? Çok hesap çok basit. Şu anda Ankara Gücü'nün sadece federasyonda yaklaşık 45 trilyona yakın bir borcu gözüküyor. Şimdi ben bazen sadece federasyonda derken bazı Ankara Güçlü arkadaşlarımız, geçmiş dönemde yöneticilik yapanlar vesaire beni eleştiriyorlar. Ya bu kadar borç dedin, aslında bu kadar değildi. Ben başında sadece ile başlıyorum. Ama sadeceyi görmedikleri için böyle söylüyorum. Tabii futbolculara olan borçlar değil mi? Şimdi evet, Ankara Gücü'nün borcu çok. Ankara Gücü'nün borcunun çok olmasında bir önemi yok aslında. Basit bir hadise var. Bu borçlarımız çok dışarıdaki insanlara değil. Yani piyasada çok bir borcumuz yok. Ya da piyasadan çok bir icra borcumuz yok. Onlar aşılabilir rakamlar. Şimdi mevcut bir önceki yöneticilerimizin Ankara Gücü'ne vermiş oldukları paraları almak adına koydukları icralar var. Şimdi bu icralar konusunda da şunu söylediler çok açıklıkla. Bu konuda yardımcı olacağız. Nedir bir yardım? Belki bu sezonun sonuna kadar biz bu paraları talep etmeyeceğiz. Belki iki sene talep etmeyeceğiz. Şimdi biz ilk defa talepte bulunduk. Dedik ki şu gelecek bir şey var, bunu bir atalım ileriye. Şimdi bunu atarlarsa, ondan sonrakilerinde yaparlarsa oraya geliyor. Ankara Gücü'nün bir transfer yasağı. Şimdi bu transfer yasağı 9 küsür trilyon lira, yani futbol ailesine denilen bir borç var. Şimdi bu borç bu yönetimin küçük birkaç tane işlem ve eylemiyle, hatta bir tanesini de yargıya taşımak suretiyle çok eğlenceli bir yargı da oluşacak. Böyle belgelere imza ekleyenler, ondan sonra fotokopi üzerine fotokopi belgelerle karar verenler falan var. Bunları da bir ortaya koyacağız. Bir trilyon da öyle gidecek. Biz orayı biraz 8'e doğru indirdik. Yani ona emin olun. Soruyu şöyle söyleyeyim. Sizin borcumuz var futbol ailesine. 9 trilyonla 8 trilyona indireceğiz. Çünkü bir evrakta başka bir imza, başka bir evrakta bir imza. Oradan 1 trilyon lira Ankara Gücü'nün kaybettirmeyeceğiz o parayı ona. Çünkü bir hile, bir sahtekarlık verdiniz. Sizin ifadeniz bu değil ama benim anladığım bu. O adamlar hakkında suç duyurusunda bulunacak mısınız? Dolandırıcılık teşebbüsünde bulunanlara. Şimdi gereğini yapacağız hukuki yoldan. Hatta şöyle bir iddialı da laf söyleyeyim ve yapacağım da bunu. Yani Ankara Gücü'nün kuruşuna tenezzül etmiş ne kadar adam varsa. Ne kadar adam varsa bununla ilgili hukuki işlem yapacağım. Tespitlerimiz var. Tespitlerimizi kesinleştirmek üzerine yürütüyoruz. Yani ben bu işi babam yapsa babamın yakasına yapışırım. Bu...